İyi akşamlar efendim. NTV'de yakın plan programıyla karşınızdayız. Bugün sabah Halkların Demokratik Partisi'ne milletvekillerine yönelik olarak yapılan gözaltı ve tutuklamaların haberiyle gece başlayan bu operasyonla uyandık güne ve akabinde de Diyarbakır'daki büyük terör saldırısı patlama meydana geldi. 9 şehit var, ikisi polis olmak üzere. Gün boyunca da bu operasyona ilişkin, HDP'ye yönelik operasyona ilişkin bilgiler, sıcak haberler, son dakikalar peşi sıra yağdı ve aktı. Sonuç olarak tutuklanan milletvekilleri var. Hala gözaltında olan ve ama bırakılan, ifadeden sonra bırakılan milletvekilleri de var. Yakın planda bugün 4 konuğumuz var. 3 İstanbul stüdyomuzda, 1 Ankara stüdyomuzda. Konuklarımızı hemen tanıtayım. Ankara stüdyomuzda Sayın Nihat Ali Özcan var. Milliyet gazetesi yazarı. İstanbul stüdyomuzda hemen benim yanımda da hukukçu Kezban Atemi bulunuyor. Savaş Biçer var, akademisyen ve Ekopolitik kurucusu Sayın Tarık Çelenk. Bu akşam NTV'de bizimle birlikte olan isimler. Herkese iyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederim. Sayın Atemi, sizinle başlamak istiyorum. HDP'ye yönelik gözaltı ve operasyonun aslında bu kararın önünün 8 Haziran'daki milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik olarak o anayasa değişikliğinin yol açtığını söyleyebiliriz herhalde. Çünkü öncesinde tablo herhalde daha farklı olurdu. Bugün bir haber hazırladık biz biraz bu konuyu araştırdığımızda. Bu tutuklama kararlarının HDP'li milletvekillerinin milletvekilliğinin düşmesi anlamına gelmediği sonucuna vardık. Sizden de bu konuyla ilgili bir ilk değerlendirmeyi almanızı isterim. Mecliste tutuklama kararı, çünkü hemen bugün ilk akla gelen soru oldu. Milletvekilleri nasıl tutuklanır, nasıl tutuklanır, tutuklanabilir mi diye. Evet, yani ben bir kere siyasetin yargı kararlarıyla dizayn edilmesine karşı olan bir hukukçuyum. Siyaset siyasi zeminde yapılmalı. Bir kere önce bunu belirterek konuşmaya başlayalım. Doğru söylüyorsunuz, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin mecliste bir takım değişiklikler yapıldı. İşte anayasa değişikliği yapılmaya kalkıldı. Ama orada bir prensip kararı alındı ve bütün milletvekilleri de bu prensip kararında mutabakat kaldı. Neydi o? Dönem sonunda uygulanacak. Tabii ki soruşturma yapılabilir. Tabii ki çok ciddi bir isnat var, terör örgütüyle bağlantı ve ona destek, şu bu. Biz bu yargıda olan bir sürecin detaylarına girmeyelim. Ancak böyle ciddi isnatlar olduğuna göre sorgulama yapılacaktır. HDP'li milletvekilleri de eş başkanı bizzat kendisi, biz gitmeyeceğiz, bizi zorla gelip alsınlar demişlerdi. Soruşturma başlatıldığı zaman gitmemek diye bir şey olmaz. Gidilmesi gerekir. Gidilmediği için bir eylem olduğu söylendi. Ama bu bana öyle gelmiyor. Bana garip olan 4 ildeki 4 ayrı savcının aynı anda adeta bir operasyon düzeyine girmesi. Bakın, savcılar emniyete talimat verir, gönderir ve bunların soruşturmalarını yapın, ifadelerini alın der. Emniyet bir operasyon düzenleyebilir aynı anda, eş zamanlı. Ama 4 tane savcı aynı anda 4 ayrı ilde eş zamanlı operasyon olmaz. Bu bir garip geldi bana. Bu sanki bazı ellerin bu işin içine karıştığı kanaatindeyim. Sanki daha önce işte mecliste Leyla Zana'ya yapılan muamele ile bunun farkı olmadığı kanaatindeyim. O zaman da onlar terör örgütüne yardım ve yataklıkla iddia ediliyor ve adeta sürüklenerek dışarıya çıkartılmak durumunda kaldılar. Ve maalesef o sırada meclistekilerde kimse bir reaksiyon göstermedi. Ama sonra ne oldu? Seneler geçti. Herkes tarafından o eylem kınandı ve hiç unutulmadı. Buna karşılık Leyla'ya ödül verildi. Bunlar çok yanlış. Yani zaten demokratik hukuk devleti sınırları içinde kalmak zorundayız. Hangi sorun olursa olsun, kim ne yaparsa yapsın, hukukun gereği yapılmalı. Hukukun gereğini yapmazsanız farklı isimler adı altında döner. Şimdi biz FETÖ temizliği yapıyoruz derken, o temizleyip süpürdüğümüz, boşalttığımız yerlere sanki başka bir şeyler doluyor gibi, sanki başka bir eller giriyor gibi, zamanlaması bir felaket.
ayın 9'unda Avrupa Birliği'nin Türkiye raporu çıkacak. Bunu bütün devletin ilgili kurumları biliyor. Biz işte 2 hafta önce bir demokrasi platformu olarak Brüksel'de temaslarda bulunduk ve ülkemizdeki olan biteni anlattık. İşte terörle mücadele edildiğini, bir taraftan iç terör, bir taraftan DAEŞ'le mücadele edildiğini, sınırlarımızda mülteci sorunu yaşadığımızı, ne kadar büyük bir nüfusu barındırmaya çalıştığımızı, ayrıca da FETÖ terör örgütüyle nasıl ciddi bir mücadele altında olduğumuzu söyledik. Evet. Fakat burada bence yargının çok dikkatli olması lazım. Zamanlamalar çok önemli bir. Muamele çok önemli. Siz ne yaparsanız yapın, bunlar seçilmiş milletvekilleri. Siz bu yaptığınız hareketi o şahıslara yapmıyorsunuz. O şahısları seçerek oraya gönderilenleri de zedeliyorsunuz. Bunların usulü, adabı vardır. Peki. Terör örgütüyle ilişkisini saptama görevi yargınındır. Ama İdris Balüken gibi, çünkü bunun iki başkanı da FETÖ ile mücadelede nasıl hep birlikte davrandı, o gece gördük. Ertesi gün açıklamalarda nasıl hep birlikte hareket ettiler. Meclis Başkanı İdris Balüken'i ile birlikte oturup kahve edip sohbet ettiler. Çare aramak için, nasıl ortak bir deklarasyon yayınlamak için kafa kafaya verdiler. Siz burada görev yapıyorum diye, ben bunu anlayamıyorum da, yani anne baba şefkati midir nedir? O baştan el kafa tutarak yeni bir polemiğe, yeni bir görüntüye tenkit edilecek, bizi dışarıda tenkide maruz bırakacak hareketlere, sadece içeride değil. Ben de rahatsız oldum. Evet. Ne demek yani, adam Balüken'den boyu da kısa bir memur başını eğmeye kalkıyor. Böyle olmaz. Tabii yabancı ajanslarda sıklıkla bu görüntüyü, bakınız, adli kontrol diye bir şey şimdi, var. Adli, müsaade buyurun bunu söyleyeyim. Gerekirse süremden kesin. Tamamlayayım. Peki. Yanlış anlaşılmasın. Peki. Adli kontrol var ve yurt dışı çıkma yasağı var. Ve yurt dışına kaçmasının artık hiçbir önemi de yok yani. Bunları siz belirliyorsunuz. Dışarıdakilerin de önemi yok. Orada bir takım yuvalanma yapıyorlar ama sonuçta bunlar iade edilecek. Sonsuza kadar orada kalmayacaklar. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bu yollar, bu yöntemler hukuk sistemi içinde varken neden siyasileri tutukluyorsunuz? Niye bir kısmını bırakıyorsunuz? Siz yargılama henüz yapmadınız. Bir iddia ile bir dosyayı tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bunların bütün yaptığımız, bugüne kadar AK Parti hükümetinin, bugüne kadar demokratik kazanımlarının geriye dönüşünü adeta yapacak bir hale getiriyor. Ben çok tehlikeli buluyorum bunu. Bu ülkenin barışın ne olduğunu hatırlaması lazım insanlarımızın. Biz eninde sonunda barış yaparak oturacağız. Utanacak bir şey yapmamalıyız ve bu şekilde de hareket etmeliyiz. Terörle mücadele böyle olmaz zaten. Terörle mücadele uluslararası bir şekilde olur. Peki. Tek başımızda terörle mücadele edemeyiz. Biz bunun edilemeyeceğini gören, bu deneyimleri yaşayan bir ülke olarak söylüyorum. Ha, tünel kazılmış, hendek yapılmış, bunların tabii ki karşılığı var. Bunlar cezalandırılacaktır ve bunlar güvenlik açısından her türlü tedbirde alınacaktır. Ama siyaset yargı eliyle asla dizayn edilemez. Peki. 9 Kasım'daki o raporun altını çizdiniz. Onu ilerleyen dakikalarda bir konuşalım. Hem Avrupa Birliği'nden, Avrupa'dan gelen tepkiler dolayısıyla, hem de daha çok yakın bir dönemde idam tartışmaları yürütülürken de yine AB ile ilişkiler gündeme gelmişti. Hepsine bir topluca bakmak gerek. Acaba orada bir yön değişimi mi söz konusu diye. Şimdi Nihat Ali Özcan'la devam edelim Ankara'yla. Şimdi Kezban Hatemi diyor ki, yargılama henüz ortada yokken ve bir dosyanın yürürlülüğü daha işlemdeyken tutuklama söz konusu olamaz. Şimdi Kezban Hanım'ın da hatırlattı, geçmişe dönük bazı şeyleri bana anımsattı bugünkü görüntüler dedi. Bugün işte hemen New York Times'ta da benzer ifadeler vardı, yazdı, 90'lara benziyor bugün Türkiye'nin yaşadığı diye. Çok sayıda isim bugün böyle bir yorum yaptı. Ne dersiniz Nihat Ali Özcan, 90'ları hatırlattı mı bugün yaşananlar? Şimdi bir takım farklılıklar ya da bir takım genel eylem farklılıklar açısından, şey, benzerlikler açısından bakarak bir gönderme yapıp oradan bir ders çıkarabilirsiniz. Daha iyi, daha düzgün
ya da daha akıllıca bu iş nasıl yönetilebilirdi ya da üstesinden gelinebilirdi diye. Ama biliyoruz ki 90'lardan bugüne dünya değişti, Türkiye de değişti. Hadisenin karakteri de değişti ve her birinde değişmeye devam ediyor. Hem uluslararası boyutta hem bölgesel koşullar hem de iç dinamikler açısından. Dolayısıyla bu süreç 40 yıldır devam ediyor. Zaman zaman inişler çıkışlar oluyor ve bu her iniş ve çıkışta bir takım benzerlikler bularak, burayı referans göstererek bir takım eleştiriler de getirebilirsiniz ya da olumlayabilirsiniz. O yüzden hatırlattı mı dersiniz, böyle bir sorununuz var ve artık bu kronik bir hale gelmişse benzer hadiseleri tekrar tekrar yaşarsınız. Bunda da çok büyük bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Peki tutuklanmalarıyla ilgili olarak milletvekillerinin düşmeleri şu an için söz konusu değil. Bununla ilgili başka konuların gündeme gelmesi gerekiyor. Örneğin bir yıl ve üzerinde ceza almaları, işte Yargıtay'ın bunu onaması, daha sonra bu Yargıtay kararının mecliste okunması gibi bazı konuların gündeme gelmesi gerekiyor. Ne dersiniz? İş bu kadar ilerler mi? Çünkü bunun sonunda ara seçim tartışmaları, milletvekillerinin düşmesiyle ara seçim tartışmaları gibi bugün başka konuşulan şeyler de oldu. O kadar ilerleyeceğini düşünüyor musunuz? Ya da milletvekillerinin işte sineği millete döneceğini, HDP'li vekillerin, böyle bir seçenekte konuşuluyor yine. Şimdi bu hadise şüphesiz ki diğer yaşanan hadiselerden soyutlanarak ele alınması mümkün değil. Dolayısıyla bugünkü karşılaştığımız problemin ya da sorunu yaşadıklarımızın bana göre 3 tane farklı boyutu var. Birisi hukuki boyutu, bir tanesi siyasi boyutu, bir tanesi de güvenlikle ilgili boyutu. Şimdi hukuki boyutu tabii ki profesyonel hukukçular değerlendirecektir. Ben hukuk fakültesi mezunuyum ama meslek olarak bu işi yapmıyorum. Dolayısıyla bu işin inceliklerini hukuki manada ortaya koymam hem bu işlerle uğraşanlara saygısızlık olur hem de yanlış yapabilirim. O yüzden hukuki kısmına çok fazla girmiyorum ama Kezban Hanım biraz önce bir şeyler anlattı fakat o anlattıklarının bir kısmı da siyasete doğru kaçtı. Dolayısıyla teknik olarak yani kanunun uygulanması ya da yasanın uygulanmasıyla ilgili bir sorun var mıdır? Bu yasa neye cevaz verir onları bilmiyorum. Yani daha doğrusu bu konuda bir görüş beyan edecek kadar kendimi ehliyetli görmüyorum. Ama öbür taraftan bu işin şüphesiz ki bir siyasi boyutu var. Yani bu siyasi boyut hem iç politikayı hem de uluslararası alanda Türkiye'nin dış politikasını da etkileyecek ölçekte. Çünkü bu meseleyle sadece artık karakter itibariyle kendi ulusal sınırlarınızın içerisinde hapsedip tutup ve çözüm üretecek bir durumda değilsiniz. Çünkü özü itibariyle artık bölgedeki gelişmeler ve dünyadaki genel gidişatta bir anlamda da sınırlarınızı aşan bir sorun haline gelmiş durumda. Hem içerideki politik dengeleri etkiliyor ve tartışıyor. Bakın siz de birçok soruyu ard arda sıraladınız. Bu içeride parlamentonun durumunu, meclisleri erken seçimi tetikler mi tarzında siyasi bir tartışma vardı. Hem de uluslararası boyutta Türkiye'ye getirilen eleştiriler var. İşte Avrupa Birliği açısından, Amerika Birleşik Devletleri, diğerleri zaman zaman görüşlerini ifade ederek. Üçüncüsü de tabii ki eğer HDP'den söz ediyorsanız, HDP ile aynı kaynaktan beslenip benzer zihin dünyasını paylaştığını söyleyen PKK'nın eylem yapma ya da kendisinin siyaset yapması konusundaki alanının daraltıldığı, kanallarının kapatıldığını, mecbur bırakıldığı için doğal olarak terör eylemlerine döndüm tarzındaki bir takım açıklamalarını ve mağduriyet iddialarına da beraberinde belli bir noktaya getirecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunun üçünü birlikte ele aldığınızda aslında bunun tabii basit bir yasa uygulamasının dışında bütün bu boyutlarıyla düşünülerek bu hareketin yapılmış olmasını en azından umut ediyoruz. Çünkü bazen bu tür bir sorununuz varsa bazen hiçbir şey yapmamak bir şeyler yapmaktan daha iyi olabilir. Bazen bir yerde yaptığınız ve iyi sonuç aldığınız bir uygulama başka bir yerde iyi sonuç vermeyebilir. Ya da zamanın şartı, zamana göre, koşullara göre faydalı bulduğunuz bir davranışı bir daha sonraki sefere yine yaptığınızda benzer pozitif sonuçlar almayabilirsiniz. O yüzden bence sorun göründüğünden çok daha karmaşık, çok daha hassasiyetle yönetilmesi gereken bir durum ortaya çıkarmış noktada. Bunu herhalde bütün boyutlarıyla bu hareketi başlatanlar da büyük ihtimalle bu bizim üzerinde tartıştığımız konunun hesabını, bunun sonuçlarını, bu sonuçları nasıl yöneteceklerini ve bu konudaki çıktıları ve bu çıktıların bu mücadeleye sağlayacağı faydalarını sanırım herhalde hesap ederek yola çıktılar diye düşünüyorum.
Tarık Bey, sizce tutuklamaların, gözaltıların değil ama tabii tutuklamaların nasıl siyasi sonuçları olur? Şimdi tabii ben burada şöyle gözden kaçmaması gereken iki noktayı vurgulamak istiyorum. Birincisi, özellikle yönetenlerimiz açısından, ülke yönetenler ve siyaseti belirleyenler arasında iki sorun var. Bir tanesi, biz paralel devletlerle ilgili bu FETÖ meselesinden önce de ciddi sıkıntılar yaşadı Türkiye. Ya da bir takım tartışmalar oldu, hatalı çıktı, doğru çıktı ama bundan sonra da bu tip operasyonlarda, özellikle siyasi işlerde ve sınır operasyonlarında kesinlikle Türkiye devleti bir başka bir paralel yapılanmaya, onun adı ne olursa olsun, kim olursa olsun müsaade etmemelidir. Yani bu konuda çok dikkatli davranmak durumundadır. İkinci mesele de Türkiye'deki halka bir psikolojisi var bakın. Yani bu olayı, bunu vurgulamamız lazım. Özellikle beyaz yakalı dediğimiz, daha iyi eğitim almış insanlar, daha çok kendi emeğiyle ortaya çıkan insanlar, bunların zaten yarısına yakında AK Parti'ye oy veren insanlar, bunlar yurt dışında yaşamayı, geleceğiyle ilgili, çocuklarıyla ilgili bir gelecek kaygısı içindeler. Bu bir psikoloji bozuluyor toplumda. Gün geçtikçe yarın ne olacak kaygısı var. Bu yarının en büyük nedenlerinden birisi de bir tutarsızlık algısı var. Yani bizim dünümüzle bugünümüzle olan ilişkilerimiz arasında, yani siyasi kararlarımız açısından tutun, diğer normal yaşamımız açısından tutun, ciddi bir tutarsızlık var. Bir defa biz yarımıza ilişkin kaygılarımızı ortadan kaldırabilmemiz lazım. Özellikle ülkemizi yöneten insanlar bu konudaki kararlarını alırken bunu öngörebilmeleri lazım. Bir noktada artık, yani insanımız kahramanlıkla, hainlikle, cesaretle, şundan bundan ziyade normal bir insan olarak yaşamak istiyor. Yani bunun koşullarının konulması gerçekten çok önem arz ediyor. Bu hangi siyaseti uygularız? Ne olur? İçeride ne oldu? Dışarıda ne oldu? Şimdi dışarıda herkes Türk düşmanı olmak üzere oluyor. Yani Irak'taki Şiisinden tutun Türkmenine kadar. Yani Şii Türkmeninden, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Avrupa'da oluşan aleyhimize hava, Batı'da oluşan aleyh, bunlar bizim Türk olduğumuz için bize düşmanlık yapmalarını değerlendirebiliriz belki ama... Yalnızlaşıyor mu sizce Türkiye? Türkiye tabii doğal olarak yalnızlaşıyor. Türkiye'nin eğer bir partneri, tartışmalı bir partneri, değerleriyle ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devrimleri ve gittiği son 200 yıldan bu yana gittiği değerlerle ilgili olmayan bir partneri varsa, bu tabii tartışılabilir, tartışılmalıdır da aynı zamanda. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunun siyasi sonuçları da dediğim şekilde başka paralel yapılanmaları, artı onu da ilaveten toplumun psikolojisi, toplumun geleceğe olan güveninin kırılmasına neden olabilir. Yani bu tabii seçmen olur, şu olur, bu olur ama bir dejavu yaşayabiliriz, olabiliriz. Devlet tabii terörü ayıklamak ister ama burada adalet duygusunun herkes için eşit olarak uygulanma kaygısı var. Eğer siz bunu yapabiliyorsanız o zaman tamam, terörü ayırt edebilirsiniz, herkese eşit adalet uygulayabilirsiniz. Mesela bakın, FETÖ operasyonlarında bunun bir demir çekirdeği vardı, bir de sempatizan ekibi vardı. Şimdi PKK ile ilgili ya da Kürt siyasi hareketiyle bir terör mücadelesi yapılacaksa, bunun silahlı unsurları var, bir de silahlı olmayan unsurları var. Siz silahlı olmayan unsurları da aynı metotla bakarsanız, bu tabii yönetenlerin takdiridir ama bunun sonuçlarını da buralarda da değerlendirmemiz gerekiyor. Katkıda bulunabilir miyim? Şimdi sizin altyazınızı okudum. Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Çelik'in muhagirinle görüşmesi. Mevlüt Çavuşoğlu. Şimdi yani bakın, buna ne gerek var? Eğer bu tutuklanmalar olmasa böyle bir görüşmeye gerek yok. Türkiye'nin hassasiyetleri zaten ortada. Hepimiz terörle mücadele için tek bir vücuduz, tek bir devlet altında her türlü barışa hazır olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Türkiye'nin bir metrekaresini paylaşacak halimiz yok. Ama biz şimdi böyle açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Neden? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamışız. Türkiye'nin üçüncü bir siyasi partisi HDP. HDP yani ciddiye alınması gereken bir parti. HDP'yi dışlamadan sorunu onunla birlikte çözmeye çalışmalıyız. Maalesef KCK'nın baskısı altında eziliyor HDP. Bunu da görmeliyiz. Bunun sosyolojik sebeplerini de siz de akillik yaptınız işte. Aşağı yukarı hemen herkes o bölgeyle ilgilenen, bu sorunumuzla kafa yoran, gerçekten gönül veren insanların bildiği sorunlar var burada. Yani böyle dışlayarak işte başkalarına hesap verme durumunda gibi kalıyoruz. Bizim çok ciddi terör sorunumuz var. Öyle böyle terör değil bu. İşte bakın, görüyorsunuz hemen. Çok parçalı değil. Ve bu böyle mücadele de bir yere varılamıyor. Evet. O yüzden bu çok daha iyi idare edilebilirdi. Yani sizin herhalde vurgulamak istediğiniz de buydu. Bunun çok iyi yönetilmesi lazım. Yani tabii ki sorgulayacaksın.
Hiç kimse savcının, hakimin önünden, Türkiye Cumhuriyeti yasasının önünden kaçamaz. Herkes eşit bir şekilde aynı sorumlulukla. Şimdi ben şunu vurgulamak istiyorum. Mesela Sırrı Süreyya Önder farz-ı mahal. Yani dolaylı olarak devletin müsaadesiyle çözüm sürecinde bir prosese girmiş bunlar. Şimdi o dönemde ya da hatta bakın belki çok da egzecere bir örnek oluyor. Mesela Tansu Çiller döneminde Milli Güvenlik Kurulu'nu uygulayan güvenlik kuvvetleri vardı. Ama ondan sonra 2000'li yıllarda bu insanlar bazıları hapse atılan, devletin verdiği bir görev de onlar o dönemde. Yani onun mantığı açısından ben söylüyorum. Yoksa yapılan işlerin fazileti açısından bir şey söylemiyorum. Anladım. Ha o dönemde olanlar, ha bu o çözüm süreci döneminde olanlar, şimdi yani devletin bir tutarlı bir politikası olmak durumundadır. Yani o dönemde işin içinde olup da bu dönemde suçlu olmak ya da bu dönemde suçlu olup da yarın kahraman olmanın bir anlamı yok bir devlet hikayesinde, yani bir devlet tarihinde. Bunlar bize zarar veriyor. Evet. Peki. Ara verelim. Aradan sonra Savaş Bey sizinle devam edelim. Gözaltı ve tutuklamaları konuşuyoruz. Hakların Demokratik Partisi'ne yönelik olarak. Savaş Biçer, ne diyorsunuz? Terörle mücadeleyi nasıl etkiler bu durum? Şimdi tabii olayın hukuki ve siyasi yönleri konuşuldu hocalarımız tarafından ve çok da güzel anlatıldı her şey. Bir de güvenlik boyutu var. Güvenlik boyutunda özellikle tutuklamalar aslında sadece HDP'ye yönelik tutuklamalar olarak bakılmaması lazım. Devletin bir refleksi var. Bir karşı koyması var. Geçtiğimiz günlerde Güneydoğu'daydım. Halkla temasımız oldu. Bölgede uzun uzun konuşma fırsatımız oldu. Bir temizlik yapılması bekleniyor. Güvenlik güçleri beklemiyor bunu da. Yani dağdaki terör yürütülüyor. Terörle mücadele yürütülüyor dağda ama şehirde hala şehir merkezinde olan bizim bildiğimiz, tanıdığımız devlet dairelerinde görev yapan, belediyelerde görev yapan ve PKK ile çözüm süreci boyunca da kol kola olan bir sürü insan hiçbir şey yapılmadı. Bunlara hiçbir şey yapılmadı ve şu anda duruyorlar. Bu bir terörle mücadelede bölgede yaşayan ve terörü ayağında bir ağırlık olarak gören insanların devletten beklentisi. Yollar yapılıyor, barajlar yapılıyor, güvenlik güçleri çalışıyorlar, halkla ilişkiler son derece iyi ama halk hala görüyor ve bekliyor ki bazı şeyler yapılmalı. Tabii bunun yukarıdan aşağıya doğru siyaseten yapılmasında bu şekilde hukuki bir tedbirle bunun yürütülmesi siyasi iradenin bileceği bir iş. Çünkü hesabını da onlar verecekler ama terörle mücadele ve güvenlik söz konusu olduğunda devletin gösterdiği bu refleksi ve tepkiyi biraz gecikmiş olmakla birlikte ben yerinde buluyorum. Zamanında yapılmış olması lazımdı. Siyaset elbette bunun hesabını verecektir. Hukuken de elbette hukuk yerine mutlaka ulaşacaktır. 12 Eylül döneminde ve balyoz davalarında gördüğümüz gibi bir hukuksuzluk veya hukukun belli bir iradenin emriyle uygulanması şeklinde bir uygulama göreceğimizi zannetmiyorum. Daha her şey daha uygun şekilde yürütülecek. Terörün daha da şiddetin artacağını bekleyebilir miyiz? PKK'nın bu şiddeti tırmandıracağını beklemek bu, nasıl olur? Şimdi bu hemen de daha Diyarbakır'da bugün sabah bu, şimdi yaşadığımız terör patlamalar. Örgütlerinin belli usulleri, yöntemleri ve amaçları vardır. Teröristlerin amaçları vardır. İntikam bunlardan bir tanesidir. Ben PKK'nın HDP'ye karşı yürütülen bu siyaseten yargı uygulamasının cezasının kesileceğini zannetmiyorum. Yani PKK eğer bugünkü Diyarbakır olayıyla da bir mesaj vermek istiyorsa bu Diyarbakır Sur'daki kaybettiği prestijinin yerine getirilmesi içindir kesinlikle. Yoksa HDP'lilere uygulanan siyasi iradenin siyaseten karşılığını vereceği daha ileride bunun karşılığını mutlaka verir. Onun İntikamın bir cepkisidir. O ilgili yerlere mesaj veriyordur. Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de, Hakkari'de, hendeklerde kaybettiği prestijini kazanmak, Çukurca'da, dağda, Şırnak'ta, Düğün Dağı'nda kaybettiği prestijini kazanmak için kendi yandaşlarına verdiği bir mesaj. Hatta Diyarbakır halkının, Sur'daki halkın onları yalnız bırakması nedeniyle bir intikamdır.
Ne dersiniz Nihat Ali Özcan? Böyle bir felsefede olduğunu düşünüyor musunuz siz de PKK'nın Sayın Biçek'in söylediği gibi? Ya da şöyle de bir yorum var. Milletvekili tutuklamaları PKK'yı hani, sevindirir. Bugün bunu söyleyenler de oldu. Çünkü başka bir propaganda yürür oradan diye. Ne dersiniz? Şimdi tabii ki bu terörle mücadelenin aslında esası her şeyden önce bir propaganda savaşı. Bu propaganda savaşı bazen medya üzerinden yumuşak araçlarla gider. Bazen de terörizm gibi şiddet içeren yöntemlerle gider. Daha çok insanları korkutarak ya da yıldırarak hükümetlerin kararlarını değiştirmeye yönelik olarak. Şimdi bu yapılan tutuklamaların ve HDP üzerindeki gerçekleştirilen bir takım uygulamaların şüphesiz ki birden fazla çıktısı olacaktır. Şimdi bu çıktı tabii ki PKK ile olan mesafelerine göre kitleler üzerine farklı bir etkiye sahip olacaktır. Mesela diyelim ki devlet bir taraftan dağdaki, kırdaki ya da şehirdeki teröristlere karşı polisiye tedbirleri ya da askeri tedbirleri arttırıp çatışmalar devam ederken tabii öbür taraftan açıkça örgütte organik ilişki içerisinde bulunan, onu destekleyen, beyanat veren, bu anlamda halkı organize edip bir takım imkanları oraya doğru kanalize edenlerin serbest dolaşması iki türlü etki yaratır. Bu bütün bunlar örgütü cesaretlendirip onu güçlendirirken örgüt karşısında olanların devletin mücadelesi konusunda zihinlerinde bir sürü soru işareti ortaya çıkar. Ya bu konuda devlet o kadar da samimi değil herhalde. Şimdi dağda ya da kırda polisle, jandarmayla, askerle mücadele yürütüyorum diyor ama asıl bunlar şimdi şehirde aktivitelerini göstermeye devam ediyorlar. Kaynakları aktarıyorlar. İnsanları alıp getirip bu hareketi destekleyecek biçimde bir takım manevralar yapıyorlar diye. Şimdi böyle bir tutuklama işi gerçekleştirildiğinde ya da özellikle işte hakimler böyle bir karar verdiğinde bunun da tabii ki iki grup üzerinde de etkisi olacak. Mücadeleyi sürdürenler bir anlamda bunun kendi mücadelelerinin bir parçası olarak görecekler. Dolayısıyla da bunun olumlayacaklardır toplumun bir kısmı. Ama bir kısmı ve özellikle örgütle organik bağı olanlar da kendi argümanlarını ileri süreceklerdi. Onların en büyük argümanı da dünyadaki bütün örneklerinde olduğu gibi şu olacaktır. Gördüğünüz gibi biz aslında meşru bir takım taleplerimiz, isteklerimiz var. Bunları siyaseten ve meşru siyasi yollarla dile getirdiğimizde buna tahammül edemiyorlar. Bizim milletvekillerini tutukluyorlar. Böylece siyaset kanallarını ve temsil imkanımızı ortadan kaldırıyorlar. Böylece bizim de artık bundan sonra eylem ve silahtan başka yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi bu sadece PKK'ya mahsus değil. Dünyadaki bütün terör örgütleri bu mantık ve silsile üzerinden çalışarak ve fikir, düşünce ve propaganda üreterek devam ederler. Şimdi burada önemli olan bu iki farklı çıktının toplumda ve genel siyaset üzerinde nasıl etkisi olacağıdır. Şimdi eğer bu işi başlatıp bu noktaya gelmesi noktasında yani hukuki hamlelerin yapıldığında ortaya çıkacak olan bu güvenlik sorunları, siyasi sorun ve psikolojik etkiyi iyi hesaplanmış, bunun ortaya çıkarabilecek olumsuzların üstesinden gelecek bir takım tedbirler alınarak bunu nötralize edecek bazı hamleler yapılacaksa o zaman sorun yok. Ama bu yönü ve boyutu hesaplanmadan bu türden bir hamleye girişilmişse o zaman biraz düşünmek lazım. Çünkü bu da şunu gösteriyor. Eğer bu hesaplamalar yapılmamışsa bu tür hamleler yaptığınızda yani adli süreç başlayıp işte mecliste temsilcisi olan bu veya bir partinin liderlerini tutukladığınızda bunun parti sempatizanları ve bu sempatizanların arkasında duran silahlı hareketin buna bir reaksiyon olmak üzere çünkü öbür türlü pasifist bir tutum içerisine girerse kendisi açısından toplumda onaylanmayacak. Dolayısıyla var olduğunu göstermek, etkin olduğunu göstermek, taraftarlarına hala faal olduğunu göstermek için büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde eylemlerinin temposunu arttıracak. Bunu arttırırken de büyük ihtimalle semboller üzerinden gidecektir. Yani semboller derken siz bize siyaset yapmaya imkan vermediniz. Kendi tırnak içinde, kendi mantığı açısından. İşte biz de şimdi size siyaset yapma imkanı burada vermeyeceğiz türünden. Daha yumuşak bir anlamda da belki hükümetin partisinin oradaki temsilcilerine ya da diğer taraftarlarına yönelik bazı eylemlere gerçekleştirerek burada siyaset yapma imkanını kaosa dönüştürmenin yolunu arayacaktır. Bütün bunlar hesap edilerek güvenlik birimleri, istihbarat birimleri aynı zamanda
bunu da önümüzdeki günlerde tedbir alarak sürdürecekse, evet, hükümet sonuçta terörle mücadele etmek istiyorsanız devletin bütün kaynaklarını, güvenlik birimlerini, ekonomik, sosyal, psikolojik ve diğer hukuki alandaki imkanlarıyla bir stratejiniz olması lazım. Bunu birbiriyle senkronize, ama her birinin çıktısını da çok ince, hassas biçimde hesaplamış bir mücadele, karşı mücadele yürütmeniz lazım. Eğer bu yapılmışsa o zaman sorun yok. Ama bu yapılmamış da biraz önce söylendiği gibi farklı biçimlerde algı, farklı biçimlerde davranış içerisine girilip bu hassasiyetle ve kontrollü biçimde götürülmezse, o zaman gerçekten önümüzdeki günlerde eylemlerde bir artışın olması çok da sürpriz olmayacaktır. Çok da sürpriz olmayacaktır. Sayın Hatemi, az önce de biraz dış tepkilerle ilgili bir konuya girmiştiniz. Şimdi bununla ilgili sormak istiyorum. Bugün işte Katy Perry'den Mogherini'ye, işte Martin Schulz'dan birçok açıklama aldı Türkiye. Bunların hepsi de tepkiydi olan bitene. Mevlüt Çavuşoğlu da onlara cevaben dedi ki, ama siz de bir kere PKK'ya sen de silah bırak demiyorsunuz. Hep bize yönelik eleştirileriniz oluyor. Şimdi hemen aklıma geldi. Daha dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya çok sert ifadeler kullandı. Teröre çanak tutuyorsunuz diye bir söylemi oldu. Şimdi idamla beraber de konuşulan bir konu vardı. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ne kadar aykırı, ne kadar yani aykırı olduğu için bu. Yani şunu sormak istiyorum. Acaba Türkiye oradan gelecek, hemen önümüzde de rapor var dediniz 9'unda ayın. Yani çok da önemsemiyor mu artık? Önemsemiyor değil. Yani Batı'nın çifte standartını vurgulamakta fayda var. Bunu biz Demokrasi, Türkiye Demokrasi, Demokrasi Platformu diye bir platformla işte geçenlerde Brüksel'deydik. Birçoğumuz Amerika'ya gidiyor, bir kısmımız işte Londra'ya gidiyor. Ülkenin dışarıda bu içimizde yaşadığımız sorunları anlatmaya çalışıyoruz. Brüksel'de biz çok önemli tepkilerle karşılaştık. Ama bunları anlattığınız zaman, bu diyaloğu kurduğunuz zaman sizi dinliyorlar. Ve sahici olduğunuz zaman, örneklerle gittiğiniz zaman da dehşete kapılıyorlar. Ve ben bu Brüksel ziyaretinde anladım ki sadece ben değil, benimle birlikte heyette yer alan arkadaşlarımız, Türkiye'nin çok ciddi bir enformasyon, kendini izah etme problemi var. Çok ve, özür dilerim, 15 Temmuz'u da anlattınız mı? Biz hiç 15 Temmuz'u anlatmamak üzere gittik. Dedik ki biz artık bu biliniyor. Biz bu 15 Temmuz'la ilgili konuşmayalım. 15 Temmuz sonrası yapacaklarımız ve nasıl bir Türkiye'yi hayal ediyoruz ve Batı'yla nasıl bir irtibatımız olmalı, karşılıklı fikir teatisine geldik. Hatta ben konuşmamda dedim ki biz henüz Avrupa Birliği'ne üye değiliz ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Ve hiç şüpheniz olmasın ki demokratik, sosyal bir hukuk devletiyiz. Çünkü milletvekillerimiz seçimle iş başına gelmektedir diye konuşmamı başladım. Çok enteresan. Bize hiç konuşmayalım. Herkes zaten gitti, bakanlarımız gitti, geldiler, meclisin halini gördüler. Gerek yok buna dediğimiz konu. Biz bu işi anlamadık, bu nasıl iştir, bize anlatın diye sordular. Çok size ciddi anlamda konuşmamızın büyük bir bölümü bununla geçti. Anlayamadıkları iki şey vardı. Bunu izahını istediler bizden, hep takıldıkları soru. Bu kadar kısa sürede, bu kadar çok tutuklama, bu kadar gözaltına alma, bu kadar işten el çektirme, bu nasıl bir şey? Özellikle de bana sordular hukukçu olduğum için. Dedim ki bakın bu FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili hemen onun akabinde yapılmış değil. Bu soruşturmalar Oslo sürecinin, o konuşmaların yani barış sürecinin deşifre edilmesiyle o günden itibaren devletin yaptığı bir soruşturma vardı. Bunlar takip ediliyordu, haklarında dosyalar hazırlanıyordu ilgililerin ve İşte bu hali de yaşayınca, bunun bir silahlı eyleme dönüştüğü de açık ve bariz bir şekilde görülünce bunlar zaten hazırdı. O halde de bir an evvel devreye kondu ve bir temizlik başlandı. Tabii bunu siz anlatırken ve örnek verirken nasıl olur diyorlar. Yani bu hükümet birlikte hareket ediyordu.
Biz de buna cevap olarak dedik ki sadece bu hükümet değil. Bunlar kuruluşundan itibaren bütün devletin içine girme planlarını başlangıçlarından itibaren tasarlamışlar. Hemen her hükümetten de destek bulmuşlar. Ancak bunlar en ufak bir tepki gördüklerinde geri çekileceklerine bu dönemde 28 Şubat'ın vermiş olduğu psikolojik baskının da yalnız psikolojik değil biliyorsunuz neler geçirdik, bu kanallarda neler konuşuldu. O etkiyle de bir ittifak halinde olundu ama bu devleti paylaşmak, gücü paylaşmak, siyaseti birlikte dizayn etmek anlamına değildi. Ve bu anlaşıldığı andan itibaren de ki bunu anlayan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ve safınızı tutun dediği millete değil, kendi partileri içindeki milletvekillerineydi, tabanınaydı. Safınızı tutun dendi. Dolayısıyla bu hükümete 3 defa darbe teşebbüsü yapıldı. Bunların sırasıyla anlattık. 4.sünde bu kanlı darbe, 240 kişi öldü. 3.000'e yakın yaralı var. O yaralılar sıradan bir yaralı değil. Kol, bacak kopmuş, uzuvlarını kaybetmiş bir sürü insan var. Ve hiç kimse askerin, sözüm onu askerin tabii, asker olmadığını gördük sonra. Bu kadar da çabuk teslim olmaları halka bunu gösterdi. Hiç kimse silah açılacağını, ateş açılacağını bilmeden çıktı o gece sokaklara. Bunları anlattığınız zaman ve içimizde götürdüğümüz FETÖ mağdurlarını dinledikleri zaman ki bunlardan biri çok önemli bir iş adamıydı, holding sahibiydi. Anlattığınız zaman dehşete düştüler. İnanın artık o konuşmalar farklı bir boyuta vardı. Ve dediler ki işte özgürlükler kısıtlanıyor, yazarlar neden alınıyor. Biz de söyledik bunları. Biz bunlarla da mücadele ediyoruz. Yani bu platform bunların serbest bırakılması için de mücadele ediyoruz diyerek çok önemli konuşma ve görüşmeler yaptık. Türkiye'yi ilgilendiren Avrupa Birliği ilgili komisyonlarının hemen hepsiyle görüşme yaptık. Çok üst düzeyde ve onlara dedik ki gelin sorunlarımızı yakından görün. Önce Gaziantep'ten başlayalım. Önce sınırdaki o mülteci sorunlarında neler yaşandığını ve İtalya'nın 18 kadını ve 12 çocuğu almamak için sokağa işgal ettiklerini, nasıl bir Avrupa birlikteliğinin oluşturulduğunu ve bizim bu üye ülkeler içinde reform hareketlerini en kısa sürede yapan ülke olduğumuzu söylediğimizde bunları da kabul ettiler. Ve biz dedik ki ben şahsen Avrupa Birliği'ne girmişim girmemişim umurumda değil ama bir hukukçu olarak o kriterlere benim ülkemin halkının da sahip olduğu ve layık olduğu kanaatindeyim. O kriterler hepimize lazım. Bu hükümet Avrupa Birliği'nin demokratikleşme sürecini bir itici güç olarak arkasına alarak demokratikleşmenin en önemli noktalarını koydu. Benim endişem geriye dönmeyelim. Kazanımlarımızı kaybetmeyelim. Çok zor kazandık bunları. Özellikle askeri vesayetin durdurulmasından sonra şimdi başka bir alan açmayalım. Telafisi çok zor olur, çok imkansız olur. Bence bir dezorganizasyon var. Burada devletin reflekslerinin çok ani harekete geçmesi lazım. Özellikle yazarlar konusu çok ciddi ele alınmalı. Yaşlı, hasta, bir sürü yazarlar var. Bunlar nereye kaçacak? Adli kontrolle bunların bir şeye bulaştıkları ispat edilinceye kadar tutukluluğun müstesna, yani istisna olması lazım. Dolayısıyla bunları konuştuk. Bunun dışında da idam olayı. Birazdan gelelim o zaman. Peki. Bir mola alayım sizden. Tarık Bey şunu sormak istiyorum. HDP'li milletvekillerinden nasıl bir adım bekliyorsunuz bundan sonra? Kalan milletvekillerinden mecliste. Şimdi tabii onların birkaç opsiyonu var ama gene ben birkaç yani atlamamız gereken birkaç nokta var. Şimdi devletimiz şuna çok dikkat etmek durumunda. Yani şu anki algı Türkiye'deki yani ileride bir çözüm sürecini planlamayı düşündüğü kanaat önderleri dediğimiz muhafazakar Kürtler ve o Kürtlerin bakışını değiştirmemesi lazım. Birincisi mesele muhafazakar Kürtler. İkincisi Türkiye'nin batısında yaşayan gönüllü asimile olmuş Kürt vatandaşlar, etnik olarak gönüllü asimile olmuş, onların bir yabancılık hissetmemesi lazım. Üçüncü mesele de Türkiye'nin dışındaki dost Kürt coğrafyası. Onların Türkiye politikalarına karşı bu son Türkiye'de yaşanan gelişmelerden dolayı, yani bunlar PKK'lı, bunlar teröre bulaştı, bunlar Marksist falan algısı
belki olabilir Türkiye'yi bu kararı alanlarda, ama bu genel bir Kürt etnisitesi üzerine bir algı olarak algılanırsa Türkiye çok daha ciddi sıkıntılarla... Nerede algılanabilir bu örnek? Yani işte ifade ettiğim gibi öncelikle muhafazakar Kürtler. Yani Diyarbakır'da, Ufar'da AK Parti'ye, zamanında Milli Selamet Partisi'ne oy vermiş insanlar. Evet, anladım. İkiyi de anladım batıdakileri. İki, üçüncüyü dışarısı, merak ettim sınırlarımız dışındaki. Sınırlarımız dışındaki işte şey Irak'taki Kürt özerk bölgesinde. Hı-hı. Süleymaniye'de, Kerkük'te, şurada, Erbil'de. Burada algılanmaması lazım. Peki. Yani bunun doğru olarak anlatılması lazım. Yapılan şeyin doğruluğu da ayrıca bir tartışma konusu. Yani bunu devleti yönetenlerin tekrar bir gözden geçirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. HDP ne yapabilir diyorsunuz? HDP'nin ne yapacağı tabii aslına bakarsanız HDP ve Kürt siyasi hareketi bir bana sorarsanız kişisel görüşüm piramidal bir yapı. Yani bu yapının içinde silahlı kanat var, sivil kanatlar var vesaire, işte DTK var, bunların her bir de Avrupa kanadı var. Bunlar birbiri istişare içinde olan, ortak siyasi mekanizmaları kuran yapılar. Bunları HDP'nin bence bu kendi başına alabileceği bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bunu Avrupa'dan tutun ta güneylere kadar giden bir istişare mekanizmalarıyla alabilecekleri bir karar olduğunu düşünüyorum. Ve hala Türkiye siyasetinde siyaset yapmak isteyebileceklerini düşünüyorum. Ve burada Türkiye'deki işte muhalefet unsurunu, sol muhalefet unsurunu veya çok daha radikalleri, FETÖ gibi yapıları kanun dışı muhalefet unsurlarını alıp Türkiye içinde bir siyaset mücadelesine yöntem gözetmeksizin girebileceklerini düşünüyorum. Ama en tehlikeli olan olay da yani PKK'nın bir kanadının ortaya devamlı koymaya çalıştığı tez gibi, yani artık biz birlikte yaşayamayız kararı. Bence o mümkün gözükmüyor şu anda. Şu anda Türkiye hala bu sorunun çözümüyle ilgili dinde değişik opsiyonlar var diye düşünüyorum. Peki, reklam için çok az bir zaman kaldı. Bir cümle o yüzden edebilirsiniz, ondan sonra reklama girelim. Yani öyle bir düşünce asla olmadı zaten Türkiye içindeki Türkiye'li Kürtlerle ilgili söylüyorum. İçimizdeki Kürt kardeşlerimiz için asla böyle, bizim o sırada çalıştığımız sırada da böyle bir şey yok. Kaldı ki çözüm süreci için son derece sıkı bir şekilde hem sivil toplum örgütleri halen de çalışıyor. Ben Cuma günü DPI'nin Londra'daki uzmanlar heyetindeki toplantıdaydım. Çatışma sürecinde, çatışmanın çok yoğunluk olduğu dönemde çözüm için, barış için ne yapılabilir, ne yapmalıyız, durmalı mıyız? Yoksa barışa hazır olmak için nasıl demokratik reflekslerimizi devreye sokmalıyız diye toplantılar yapılıyor. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı da yerenin kanaat önderlerini toplayarak toplantılar yapıyor. Biz sonunda varacağımız, oturacağımız bir masa var. Bu masada maalesef siyasilerin siyasi refleksleri nedeniyle ve yanlış siyasi refleksleri nedeniyle şu masanın etrafına oturarak çözümü halletmiyorlar. Bence artık STK'lar itici güç olarak bu barışı her an yerine koyabilecek diye ümit ediyorum. HDP'nin de başka alternatifi yok. Bu terör örgütünden soyutlanmalı. Türkiye içinde bu barışı sağlamak zorundayız. Başka çaremiz yok. Peki. Bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Yakın plan devam ediyor. Az önce Kezban Atemi konuşuyordu. Bu konuya artık sivil toplum örgütleri de el atmalı, harekete geçmeli dediniz. Eninde sonunda masada bir araya gelinecek diye ifade ettiniz. Dünyadaki benzerlerinde böyle oldu. En kritik zamanda biliyorsunuz bizdeki olaylarda da biliyorsunuz tam koptu kopacak ölüm oruçları, açlık derken Oslo görüşmelerinin yapıldığını öğrendik deşifreyle. Maalesef Fethullah'ın tabii ilk büyük darbesidir, siyasi evet alana dizaynıdır. Onun için gelecek sivil toplumun elinde, daha çok daha güçlü sivil toplumlara yer verilmeli. Her şeyi hükümetten bekleyemeyiz, her şeyi muhalefetten bekleyemeyiz. Cumhurbaşkanı da tek başına ahtapot değil, ahtapot olsa becereceği şey değil. Milletvekillerinin, bakanların da inisiyatif kullanması gerekli diye düşünüyorum. Peki, siz ne dersiniz bu konuda? Hem gözleminiz var, bölgeyi takip evet ediyorsunuz. Evet, nasıl bir duyarlılık var orada? Şimdi kesinlikle katılıyorum Kezban Hocam'a. Sivil toplum kuruluşlarının özellikle güvenlik konusunda artık sahnede yer alması lazım diyeceğim ama zaten sahneye çıkmak istiyorlar da bir destek gerekiyor. Yani güvenlik inisiyatif konusunda almış. Sivil toplum nasıl şöyle çıkabilir? İki gündür İstanbul'da İstanbul Güvenlik Konferansı var. Bir yıldır hazırlığı yapılıyor ve bu yıl ikincisi yapıldı bunun. Üç tane savunma bakanı, bir tane genelkurmay başkanı katıldı. Türkiye'den muadilleri yok.
katılan. Çağrılmış da mı yok? Tabii davetliler. Bir yıldır. Bu çok vahim bir şey. Ve davetler. İstanbul. Evet. Davetler 15 Temmuz'dan sonra yenilendi. TASAM isimli Türkiye Asya Avrasya Araştırmaları Merkezi, Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM'ın yaptığı bir organizasyon. Bu devletle görüşülüp çeşitli kademelerde onayları alınmış bir faaliyet olmasına rağmen işte iki bakan, bir bakan yardımcısı, savunma bakanı bunlar, bir genelkurmay başkanı katılmasına çok üst seviyede bürokratlar, yurt dışından akademisyenler, siyasetçiler gelip 19 tane panel düzenlendi. Güvenliğin her alanıyla ilgili. Yeni güvenlik iklimi üzerinde konuşuldu. Yeni görüşler, terörle mücadelenin yeni yapılanması üzerinden konuşuldu. Ancak insan devletinden de katkı, destek ve katılım bekliyor. Kalkıp konuşulması çok önemli değil, böyle bir toplantıda konuşmayabilir dönemin özelliği gereği. Ama en azından bir katılım, muadillerin katılımı, bir bakan, savunma bakan yardımcısının katılımı, bir genelkurmay seviyesinde bir katılımı bekliyorduk açıkçası. Maalesef yeterli önemin sivil toplum kuruluşlarına devlet olarak verilmediğiyle ilgili bir kanaat oluştu. Peki bu iki günde güvenlik, özellikle güvenlik konuşuldu. Türkiye adına söyleyebileceğiniz bir, öne çıkarabileceğiniz bir flaş var mı bu toplantılardan? Şimdi şöyle, bu toplantının sonuçları, tabii sonuçları oturulup komisyon tarafından değerlendirilip bunun bir sonuç bildirgesi yayınlanacak. 19 panel, 4 keynote speaker konuştu. Çok önemli kişiler bunlar, konuşanlar da. Ve bir bu coğrafya ile ilgili değil, sadece uluslararası alanda güvenliğin algılanması, nasıl algılandığı ile ilgili yeni görüşler ortaya atıldı. Türkiye'deki terörle mücadele konusunda da çok değişik fikirler konuşuldu. Tabii ben eş zamanlı yürütüldüğü için paneller birçoğuna katılabilmiş değilim, ama kendi katıldığım ve konuşmacı olduğum panelde veya dinleyebildiğim panellerde hükümetin de yürütmeye başladığı bir takım projelerle ilgili akademisyen teknik seviyede çok güzel katılımlar ve katkılar oldu. Eleştiriler oldu. Soru cevap periyotları muhteşemdi. Ama dinleyici kitlesi arasında devletten de katılım olması, hani maddeten olmayabilir ama, maddi olarak finansal anlamda söylüyorum, bir katkı alınmamış olabilir ama görülmesi bile çok önemli bir moral ve motivasyon olacak bize. Siz daha iyi biliyorsunuz ama terörle mücadele uluslararası bir sorundur. Tek başımıza bizim halledeceğimiz bir sorun değildir. Evet, ve herkes, toplantıya katılan bütün yabancılar bu konuda, mülteciler konusu dahil, bizimle birlikte, bizim gibi düşünüyorlar. Ne yapabileceklerini araştırıyorlar. Peki. Türkiye'ye nasıl destek olabiliriz diye mesela düşünüyorlar. Mesela buna benzer gene mülteci konusunda Fatma Hanım Amerika'dan dönüyor yarın. Amerika'da mülteciler konusunda çok önemli bir toplantıya katıldı ve harika bir toplantı geçti. Yani gerçekten ben Fatma Hanım'a bu yaptığı işler, özellikle Gaziantep'e özel bir konumu nedeniyle çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve Fatma Hanım bu konuda da yılın kadını seçilmeli. Ben o kanaatteyim. Bir kadın olarak inanılmaz. Brüksel'de de aynı şeyleri yaptı ve şimdi New York'ta çok önemli bir toplantıya bizzat konuşmacı olarak katıldı. Haberleri de geldi, çağrılı ve harika işler becermiş. Yani inanılmaz anlatmış sorunlarımızı. Peki. Sivil toplumun önemi budur. Sayın Nihat Ali Özcan, buradaki sohbeti tabii dinlediniz oradan. Hem eklemek istediğiniz var mı bilmiyorum. Size şöyle bir soruyla gelmeyi uygun görürüm. HDP artık kendini PKK'dan soyutlamalı. Tek başına ama yine de tek başına alacağı bir karar değil dedi örneğin Tarık Bey. Bundan sonra nasıl bir adım atabilir mecliste özellikle HDP diye sorduğumda ben ona. Tek başına alacağı bir karar değil dedi. Size göre de öyle mi? Ve ne yapabilir ya da size göre ne yapmalı? Şimdi mevcut PKK sorununun ya da PKK'nın varlığına ve organizasyon şemasına baktığınız zaman HDP'nin kendi başına bir strateji belirlemesi mümkün değil. Çünkü burada siyasi kararları Öcalan alır. Bunun sahadaki stratejik düzeydeki uygulamalarını PKK karar verir. Diğerleri de operasyonel unsurlardır. Dolayısıyla bu operasyonel unsur olan HDP'nin kendi başına
mevcut durumla ilgili genel manada bir karar vermesi mümkün değil. Yani gündelik politikaları yürütür, bir takım uygulamaları yapar ama kendisine biçilen sınırların dışına çıkarak bir karar vermesi mümkün değil. Şimdi genel olarak PKK'nın 1987'den beri siyasi alandaki varlık gösteren partilerine bakarsanız hiç önemli değil. Bunu kapatırsanız yarın sabahleyin yenisini kurar. Artı bunu da yapmak zorunda hisseder kendini çünkü sonuçta kendine göre bir bağımsız Kürt devleti kurma mücadelesi veriyor. Bu mücadele esnasında bulabildiği bütün fırsat alanlarını legal ya da illegal değerlendirmek zorunda. Bu da onun tabiatında olan, onun karakterindeki örgütlerin izlemek zorunda olduğu bir durum. O yüzden HDP ne yapacağına şimdi karar veremez. Şu anda mevcut gündelik polemiği sürdürür. Propaganda ve tartışmalar devam eder. Ama orta vadede nasıl bir yol izleyeceğine kendileri bu konuda karar veremeyeceklerdir. Bu kararı büyük ihtimalle Kandil'le bir şekilde müzakere ettikten sonra vereceklerdir. O yüzden bu tartışmalar bütün boyutlarıyla iki yönlü olarak devam edecek. Hem içeride bu propaganda savaşında yani mağduriyet, mazlumluk, siyaset kanallarının kapanması, yasaların uygulanmasındaki haksızlık, hoyratlık gibi meseleleri mümkün olduğu kadar hem iç politika, iç alan kamuoyunda hem uluslararası alanda tartışılır hale getirmeye devam ettirecek. Ama bundan sonraki stratejik boyutta nasıl bir hamle yapacak diye sorarsanız büyük ihtimalle benim veremediğim cevabı şu andaki hiçbir HDP'li milletvekili de veremez. Çünkü onun da bu konuda karar verebilmesi için bir Kandilli bir oturup konuşması lazım. O nasıl bir yol çizecekse ona göre davranmak durumunda olduklarından dolayı. Siz ne ekleyeceksiniz? Biraz önce ikinci soru olarak da kendi başına karar alma konusunda şunu bir defa unutmamamız lazım. PKK'yı kuranlar hayatta olduğu müddetçe HDP'nin kendini bunun nüfuzundan ve etkisinden kurtararak bağımsız bir siyasi alanda siyaset yürütebilme şansı yoktur. Çünkü dağlarda militanlar olduğu müddetçe, dağlarda teröristler olduğu müddetçe aşağıda sivil alandaki hiç kimse kendi başına onların adına karar alabilecek güce sahip olamaz. Eğer böyle bir çıkış yapılırsa bu çıkışın karşılığı mutlaka örgüt tarafından kendi kuralları çerçevesinde bir karşılık görecektir. O yüzden dünyanın değişik yerlerinde bu işler olmuştur, doğru olmuştur. Çünkü jenerasyonel geçişler yaşanmıştır. Yani örgütü kuranlar ya kendileri bu dünyaya göçüp gitmiştir, ya örgütün ömrü çok daha uzundur, ya da onu kuşatan dünyada önemli değişiklikler, değer yargılarında önemli değişiklikler olmuştur. Büyüklük, küçüklük, örgütün etnik kökenli olup olmadığı, bunun belli bir coğrafya ya da bir ülkenin sınırları içerisinde olup olmadığı gibi birçok faktör bunda belirleyici olur. Şimdi PKK gibi bir örgüt Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde önümüzdeki 20-30 yıl boyunca kontrol edeceği ve dominant hale geleceği bir coğrafya elinde olduğu müddetçe bu coğrafyadaki varlığını sürdürürken Türkiye'nin içerisinde bütün bu işleri HDP'ye bırakıp kendisini çekip gitmesi çok da mümkün gözükmüyor. O yüzden Türkiye büyük ihtimalle 2014'ten sonra PKK meselesinde yeni bir aşamaya, yeni bir evreye girmiş durumda. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu da tabii ki bu yaptığımız bütün tartışmalar Türkiye'nin gündeminde olan başkanlık tartışmalarında başka bir boyutu. Dolayısıyla bunu da göz ardı etmek mümkün gözükmüyor. Benim açımdan bakınca böyle görünüyor. Peki. Ben Ali Nihat Hocam'dan ayrıldığım birkaç husus var. Onu ilave etmek istiyorum. Şimdi PKK ya da HDP diyelim. En azından kısa vadede bağımsız bir Kürt devletini talep ediyor dememiz, yani o olayı en azından kısa vadeli olarak tam tanımlamamamız manasına geliyor. PKK ya da HDP'nin hareketin amacı en azından kısa vadede ya da orta vadede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden egemenlik alanları talep etmek. Yani HDP'yi de demeyelim onu, PKK'nın. Ve HDP ise bunun siyasi entegrasyon ayağı olarak bir tez ortaya koymaya çalışıyor. Birlikte yaşama tezi ortaya koymaya çalışıyor. Peki, tabii ki bu devletin kabul edebileceği bir alan değil. Yani egemenliğini paylaşmak. Ama diğer konu da şu, şimdi PKK ya da KCK hareketini silahlı ve sivil alana ayırt etmekle ilgili 2000'li yıllardan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir politika belirledi. Ama bu politikada eğer biz sivil alanı, silahlı alanın üzerine İrlanda'daki gibi çıkartabilecek ve sivil alanı yeni yükselen Kürt burjuvazisi, liberal Kürt burjuvazisiyle beraber entrika haline getirip de Türkiye'nin bir parçası haline getirebilecek bir siyaseti ısrarla izleyebilseydik belki o şansı yakalayabilirdik. Ama şu anda tam tersini silahlı kanat ön plana çıkıyor ve o süreçlerde onları destekliyor. Peki.
Bir de bir şey hatırlatmak istiyorum ben. Yani siyasi partilerin kapatılmasına karşıyım diyen bir cumhurbaşkanı var. Yani suçun bireyselliği, bireysel olarak hesap verirler diye. Dolayısıyla biz, ben de aynı şekilde bunu düşünüyorum. Yani siyasetin mecliste yapılması gerektiğini ve dolayısıyla devletin kırmızı çizgileri de belli olduğuna göre ve zaten Serhildan'a katılmayan bölge halkının tarzı da böyle bir şey, böyle bir taleple karşı karşıya hiçbir zaman Türkiye'nin kabul edeceği bir durum olmadığını göstermiş oluyor. Ancak işte Suriye ve sınırımızda yaşanan bir takım değişiklikler ki biraz önce beyefendi ona giriş yaptı ama kapalı olarak kaldı. Bu nedenlerle acaba soru işaretleriyle maalesef emperyalist güçlerin her zaman kullandığı gibi kullanıldılar. Bir de bu çözüm sürecinde en mühimi o silahların bırakılması safhasında PKK işlevsiz kaldığını ve dolayısıyla bir karar mekanizmasında varlık nedeninin kaybettiği için evet varlık nedeninin kaybolacağını görünce yan çizmiştir. Dolayısıyla bunun yanında öyle o kadar basit değil olay. Yani çok nedenler var ama Türkiye'nin tavrı belli. Bu tavır içinde de demokrasi ve güvenlik bunların çok ciddi anlamda dengede tutulması, kazanımlarımızdan da asla taviz verilmeden yapılması gerektiği kanaatindeyim. Peki. Şimdi herkesin ortak olduğu bir fikir o da terörün uluslararası işbirlikleriyle bir şekilde mücadele edilebileceği yönünde. Aynen. Şimdi buradan yola çıkarak hemen içeride FETÖ ile mücadele, PKK ile mücadele ama DAEŞ ile mücadele. Yine bir yandan da işte Suriye topraklarında 70 küsür güne giren Fırat Kalkanı harekatı var. Bir yandan da koalisyon güçlerinin DAEŞ'i Musul'dan çıkartma çabası bir süredir sürüyor ama bir yandan bir bakıyorsunuz Kerkük'te başka bir şey oluyor DAEŞ ile ilgili. Size yöneltiyorum sorunu Savaş Bey. Hem Fırat Kalkanı'nda hem de Musul Operasyonu'nda önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Yani şimdi, her iki konuda nereye geldi? Şimdi tabii her iki bölgeyi ayrı ayrı değerlendirirken artık Musul'daki operasyonun belli bir seviyeye gelmesi sonucunda iki sektör birbirine çok yaklaştı. Özellikle Tel Afer'e yönelik bir takım girişimlerin olması, bizim hassasiyetimiz olan ve 2004 yılından beri önce Kürt peşmergelerin, Amerikalıların yardımıyla, şimdi de Şii milislerin, Haçlı Şabi gibi sabıkalı Şii grupların kente girme girişimi %98'i Türkmen olan bir bölgede hassasiyet yaratıyor. Artık orası çünkü özellikle Tel Afer bölgesi bir menteşe gibi. Yani Suriye'ye açılan bir kapı, Türkiye'ye de açılan bir kapı. Türkiye'nin açacağı bir sınır kapısının direkt olarak çok yakınında olan ve bütün ulaştırma yollarının bulunduğu bir bölge. Ve de petrol içinde bir düğüm noktası, bir hub şeklinde. Herkesin gözü orada. Bu tabii Rakka operasyonunu da etkileyecek. Musul operasyonunu da etkileyecek. Tel Afer'le ilgili konu. Cumhurbaşkanımız da zaten o nedenle bir hassasiyet belirtti bu konuda. Özellikle %98'i Türkmen olan 500 bin civarında da tabii. Yani nüfus düşmekle beraber 2004-2005 yılındaki nüfus köylerle civardaki 70 kadar köyle birlikte 500 bini bulan bir nüfusu vardı. Tabii ki düştü nüfus. Özellikle o yıllardan sonra alınan bir takım demografik tedbirlerle diğer gruplar tarafından nüfus düşmekle beraber şu anda yine de hassasız. Çünkü o bölgede Türkmenlerin olması dışında Türkiye'nin bölgeyle irtibatını sağlayacak ana yollar üzerinde bulunması, işte Kerkük yumurtalık petrol boru hattı ile ilgili bunun Suriye'ye dönmesi veya İsrail'e dönmesiyle ilgili bir takım endişeler vardı. Türkiye üzerinden geçmeyecek bir petrol boru hattı ile ilgili konuşuyorum. Şimdi artık iş Suriye'ye, Suriye cephesine dönmeye başladı. Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonunun yoğunlaştığı bölgeye baktığımızda artık iyice özellikle El Baba batıdan yaklaşan hareketlerimiz nedeniyle son 2-3 gündür iyice yoğunlaşan bölgede temizliğe sebep olan
hareketler nedeniyle ki bugün yine DAEŞ tarafından güvenlik güçlerimiz havan ateşine maruz kaldı. Yaralılarımız var, birisi ağır olmak üzere. O bölgede yoğun bir hareket var ve Elbab'a doğru yaklaşıyoruz. Şimdi bu tabii Suriye cephesinde özellikle merkezi yönetimin güçleriyle, Esad ordusuyla ve Ruslarla koordinasyon gerektiren bir bölgeye kadar geldik. Bundan sonraki operasyon dış güçler açısından Membiç bölgesindeki PKK-PYD teröristlerinin bölgeden Fırat'ın doğusuna atılması yanında Rusya ve Suriye ile de ciddi olarak Elbab konusunda bir koordine gerektiriyor. Yani daha yani düşük daha konuda. Yani iş o kadar birbirine yaklaştı ki evet, artık iletişime evet, geçmek evet, gerekiyor evet, anladığım evet, kadarıyla. Evet, artık Suriye merkezi Suriye yönetimiyle ve Rusya aracılığıyla olabilir. Artık koordine edilmesi gereken bir konu var. Sadece DAEŞ'le yapılan mücadele değil, PYD-PKK ile yapılan bölgedeki mücadelede de tercihlerimizi ortaya koymamız lazım. Yani herkesle birlikte o bölgede düşman olarak ve herkesle çatışarak istediklerimize ulaşamayacağımız bir noktaya doğru geliyoruz. Çünkü adım adım savaşılıyor artık. Çok kolay değil. Cerablus'a girdiğimiz günlerdeki gibi değil oradaki hareketler. Özgür Suriye ordusu da zayiat vermeye başladı. DAEŞ de direniyor ve Elbab Rakka eksenindeki hareketinde muhtemelen daha da yavaşlama ve zayiata vermemize yönelik olarak bir takım hareketleri de olacaktır. Özellikle Halep kuzeyinde bulunan Suriye ordusu ve Rusya'nın desteğindeki Suriye ordusuyla mutlaka irtibata geçilip koordine edilmesi. Bu Rusya aracılığıyla olabilir, doğrudan olabilir. Ancak bizim başlangıçtaki hedefimiz olan Membiç'le Afrin kantonunun birleştirilmesine engel olacak harekatımızda artık koordine edilmesi gereken bir noktaya geldik. Nihatel Bey ne dersiniz? Artık adım atacak yer kalmadı ve iş birliğine ya da bir şekilde koordinasyona gitmek zorunda diyor Savaş Bey. Şimdi buna birkaç açıdan katılırım. Şimdi şu ana kadar operasyon başladığından beri şimdi operasyonu, askeri harekatı politik bir amaç için yaparsınız. Yani bir politik amacınız vardır. Onu gerçekleştirmek için başka yol kalmamıştır diplomasi ya da diğer yöntemler. O zaman askeri kullanarak bu amacınızı gerçekleştirmek için yaparsınız. Şimdi Türkiye'nin işte Fırat'ın batısından girdiği 100 kilometrelik boyuta baktığınız zaman nereye kadar ilerledi diye Suriye'nin toprak yüz ölçümü 280 bin kilometre kare. Şu ana kadar biz 1000 kilometre karesini Özgür Suriye desteğiyle almış durumda. Yani bir taksim 280'de birinde şu anda Özgür Suriye bizim sayemizde, Özgür Suriye ordusu bizim Türkiye'nin sayesinde bir yerde duruyor. Zaman zaman da durduğu yerlerde pek iyi duramıyor. Çünkü karşı saldırılarla 3 köy alıyor, 2 köyü geri veriyor. Ve neredeyse 10 gündür de yerinde saymaya devam ediyor. Çünkü Rusya'nın desteğinde Suriye hava savunma sistemleri Türk uçuşlara izin vermediği için. Şimdi demek ki resim görüldüğünden çok daha bir şey değil. Anladığımız anlamda ya da tartıştığımız konu stratejik boyutta bir meseleyi konuşmuyoruz. Konuştuğumuz mesele daha çok taktik düzeyde ya da operatif düzeyde bir mesele. Şimdi bu haliyle bir amacı gerçekleştirmiş mi? Evet, bu haliyle işte Fırat'ın batısındaki iki farklı kantonun birleşmesi konusunda mani olmuş durumda. Ama çözülmesi gereken bir sorun var. Güneyde Rakka'daki PYD'nin ya da PKK-PYD'nin rolüyle ilgili Amerikan tarafı bu konuda zaman zaman mesajlar veriyor. Yani onun bu operasyonu onların yöneteceğine dair. Şimdi dolayısıyla biz Suriye'de ne olacak sorusunun cevabını anlamak için bence Rusya'yı iyi takip etmek lazım. İki, Suriye'nin içinin istikrara kavuşup bütün tarafların rıza göstereceği yeni bir modelin ortaya çıkması bunun en az 15-20 yıl alacağı gerçeğini görmemiz lazım bu iki bana göre. Üçüncüsü de bu süreçte Suriye üzerinde Batı'yla Rusya'nın rekabetinde görünen o ki PKK-PYD gittikçe menteşe haline geliyor. Yani nasıl Rusya Esad rejimini arkalayarak burada yeni bir alan açıp yeniden Suriye'nin inşasında ya da siyaseten meşru otorite olarak Esad'ı arkalayıp önüne geliştiriyorsa
büyük ihtimalle Rusya'yı dengelemek isteyen Amerika ve Batı için de benzer rolü PKK-PYD oynayacakmış gibi gözüküyor. Çünkü şu anda PKK-PYD biliyorsunuz Türkiye-Suriye sınırının 700 kilometrelik boyutunu kontrol ediyor. Aynı zamanda da Suriye topraklarının 1/5'ini kontrol ediyor. Dolayısıyla bu Suriye üzerindeki tartışmaları bu boyuta götürecek. Eğer IŞİD konusu bir coğrafyaya dayalı noktayı ortadan kaldırırsa. Eğer Irak açısından da bakarsak, evet bu operasyon devam edecektir. Büyük ihtimalle DAEŞ çok uzun süreler dirense de günün sonunda Musul'u terk etmek zorunda kalacak ya da bir şekilde dağılacak etrafa. Ama bu Irak'taki problemleri çözmeyecek. Irak'taki problem büyük ihtimalle resimde İran daha çok görünür hale gelecek. Öbür taraftan Şii-Sünni Arapların çatışması, Türkmenlerin burada çoğu zaman mağdur duruma düştüğü ama öbür taraftan da Kürtlerle Araplar arasındaki rekabetin daha böyle taşların yerine oturması için de maalesef burada da uzun yılların geçmesini bekleyeceğiz. Yani son tahlilde Türkiye'nin güneyinde Irak ve Suriye'de istikrarlı bir coğrafyayı görmemiz için biraz herhalde uzun yıllar beklememiz gerekecek gibi gözüküyor. İstikrar çok vakit alacak dedi. Bir şey ekleyeceksiniz galiba. Tamam. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre şu ana kadar Fırat Kalkanı Harekatı'nda 73. gün bugün 170 meskun mahal ve 1350 kilometre kare sayın hocamın söylediklerine katkıda bulunmak açısından rakamsal bir bilgi. 1350 kilometre kare kontrol altına alınmış Özgür Suriye ordusu tarafından. Peki. Sizin de ekleyeceğiniz var. Evet, buyurun. Ben tabii burada olayı Suriye'de Irak özel olarak görmemek lazım. Zannediyorum 15-20 yıl sonra Suriye'de Irak diye bir devlet kalmayacak. Burada olay tamamen oradaki Sünni yapı ve Kürt yapı üzerinden bir tasarım var, bir zorlama var. Ve Sünni yapı da özellikle IŞİD üzerinden oluşturulmaya çalışılıyor. Ve IŞİD'in direnci aslına bakarsanız orada yalanan bir Sünni bilinci oldu. Yani Irak devletinin ilk kuruluşu, Bağdat'ın ilk oluşu ve Suriye'deki gelişmeler o yapıyı, o bürokraside rencide olan ya da rencide olan aşiretlerin yapısını IŞİD çok iyi kullandı. Ve şimdi Batı aslına bakarsanız Amerika Musul'u ele geçebilir, hava bombardımanıyla ele geçebilir ya da daha sert bir müdahaleyle Rusların Halep'te yapmaya çalıştığı gibi yapabilir. Ki Ruslar da Halep'te onu çok rencide ettiler. Amerika bunu yapmak istemiyor. Yani ikinci bir IŞİD çıksın istemiyor. Ve ondan dolayı mesafeli yaklaşmaya çalışıyor. İşte Türkiye burada yani oradaki Sünni tepkiyi barışçı bir manada ortaya koyacak bir projeyi üretebilir. Ve bunu hem bölgedeki Şiilerle, Hristiyanlarla beraber ortak yaşayabilecek bir bunu Musul üzerinden üretebilir. Belki 8 Kasım'dan sonra ya da Obama Ocak'ta devrettikten sonra değişebilir. Yani değişebilir ama zaten planlar herhalde Suriye ve şehir üzerinden, Irak üzerinden, sınırların kalkması üzerinden bellidir 3 aşağı 5 yukarı. Bir de bir Kürtler var. O Kürtlerin konumu, pozisyonu ne olacak? Irak'taki Kürtler, Suriye'deki Kürtler. Türkiye hem Kürtlerle hem de ki oradaki Sünni yapıyla tabii Şiileri de şeyden çıkarmadan barışçı bir çözüm üretebilir. Türkiye ordusunun girmesini tartışmak yerine Türkiye barışı nasıl sağlayabileceğini ve barışı sağlayan planın üreticisi olmayı tartışmak durumundadır diye düşünüyorum. Türkiye bunu tartışır mı? Tartışırsa başarı elde eder mi? Yani ben baştan beri Suriye dahil, Irak'taki tutumumuz dahil keşke olmasaydı diye düşünenlerdenim ama işte emperyalizmin gücü ne hale getirdi? DAEŞ'i oturup konuşmaya kalksak ne kadar doğru tespit yapacağımızı bir düşünsek Batı'nın ve Amerika'nın yaptıkları ve Batı'nın da göz yumarak işbirlikçi hareket etmeleri. Bu DAEŞ nereden çıktı? Ondan sonra işte DAEŞ'i de destekliyorsunuz havasında hem iç politikamızdaki yanlışlarımız hem dışarıya karşı kendimizi savunamaz hale gelişimiz. Bütün bunlara baktığınızda keşke olmasaydı diyorsunuz ama bunun bir anlamı yok şu andan itibaren. Ben de biraz önceki güzel analizden sonra şunu söylemek isterim. İnşallah Türkiye iyi bir koordinasyon kurar ve iyi bir ilişki içinde o devletlerin bütünlüğü içinde bu iş halledilir. Yoksa başka türlü çoraplar örebilir. Ben
o kadar kolay olmadığı kanaatindeyim. Yani Irak'ı halletmeye kalksalardı, halletmek isteselerdi zaten. Yok, Musul zaten bayağı uzun sürerdi. Evet, çok yani öyle o kadar kolay olmadı. Rakka da öyle aynı şekilde. Aynı şekilde, aynen orası da öyle. Orada emperyalizmin istekleri henüz bitmediği için çeşitli şekilde oynuyor. İşte Türkiye çok uyanık olmalı, hassas dengeyi gözetmeli diye düşünüyorum. Çok iyi bir politikaya ihtiyacımız var. Esnek bir politikaya, koşullara uygun bir politikaya ihtiyacımız var. Yani barış da işte gurur meselesi yapılacak bir şey değil. Eşitler arasında sağlanması gereken bir unsur olarak bakarsak üstesinden gelebiliriz diye umuyorum, ümit ediyorum. Yoksa 15-20 yıl dediğiniz bizim de demokratikleşmemize engel olan yıllar olur ki çok yazık olur. Bir ara zamanı daha. Yakın plana devam ediyoruz. Kezban Hatemi, Savaş Biçer, Tarık Çelenk ve Nihat Ali Özcan'la yapıyoruz bu gece programımızı. Ve bu bölümde Savaş Bey sizinle devam edelim. Silopi'ye bir sevkiyat söz konusu birkaç zamandır. Hatta devamı da geleceği söylendi o sevkiyatın. Neden oraya bir yığınak yapılıyor? Bir şey altında arayalım mı, bekleyelim mi? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri desteğinde bir güç... İşte biraz önce konuştuğumuz gibi 1350 kilometre karelik bir alanda iki terör örgütüyle savaşıyor. Öncelikle mesafeler epey uzadı. Yapılan sevkiyat sadece Silopi'ye değil aslında ama Silopi gibi düşünülüyor. Cizre'ye de sevkiyat var. Bu birlikler Silopi'de toplanıyorlar. Silopi'nin haritadaki yerine bakarsanız eğer hem Irak'a hem de Suriye'ye müdahale imkanı veren yol üzerinde bir düğüm noktasıdır. Oradan Tel Afer'e de ulaşabilmek mümkündür. Oradan Membiş'ten süpüreceğiniz güçler varsa onlara ulaşmak için bir yığınak göstermeniz de mümkündür. Çünkü yığınağın çeşitli maksatları vardır. Bunlardan bir tanesi de bir güç gösterisi olarak caydırıcılık, mesaj alması gerekenlere bir mesaj vermek. Gönderilen birlikler de zaten zırhlı birlikler, tanklar gidiyor. Tanklar şu anda bir operasyon halinde zaten Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu ile birlikte. Ancak bir topçu ve zırhlı birlik dışında şu anda bir sevkiyat olduğu da henüz basına da yansımış değil. Genelkurmay'dan yani da böyle bir açıklama. İçeriği ve... niteliği ve niceliği diyeyim, yeni bir operasyonu bize anlatmıyor. Daha çok caydırıcılık izni veriyor. Başkalarına anlatsın onu. Yani bize nasıl anlatıyorsa hani başkaları da bundan mesaj almak isteyen, Türkiye'nin bölgedeki hak ve menfaatleri dışında gelişebilecek, kırmızı çizgileri dışında gelişebilecek olaylara Türkiye'nin müdahale etme kararlılığında olduğunu gösteren hareketlerdir bunlar. Gerektiğinde de kullanılabilecek birliklerin oraya sevk edilmesi de bunun bir işaretidir. Bu mesajı almak isteyenler, alması gerekenler mutlaka alıyordur. Zaten çok uzun zamandır herkes gözetliyor ne yapıyoruz, birlikler nereden hareket ediyor, nerelere gidiyor, nerelerde konuştu ve Türk Silahlı Kuvvetleri neler yapabilir? Siyasi iradede bunu açık açık beyan ediyor zaten. Bu mesajı alması gerekenler alsın. Caydırmaya yönelik bir mesajsa o mesajı almışlar mıdır? Ne dersiniz? Şimdi yani caydırmanın ötesinde bir şeyler de olabilir. Şöyle zaten Isır'ın ötesinde PKK'nın kampları var biliyorsunuz. İşte Metina, Badini falan vesaire kampları var. Yani bir de biliyorsunuz eski anlaşmalardan kaynaklanan bir 45 kilometrelik güvenlik alanı şeyi var. Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan şeyi var. Tabii yani Türkiye... coğrafi olarak Kandil ya da o bölgelere tamamen operasyon yapma tabii Büyük İskender'den böyle pek mümkün değil ama kendi o 45 kilometrelik alan içinde belli güvenlik bölgeleri kurup, gerçi özel kuvvetlerin var onlar ama belli güvenlik bölgeleri kurup o caydırma işini bir fiile dökebilir. Telafer meselesi de olabilir ama bence telaferden ziyade PKK kamplarına yönelik bir şey de olarak da düşünebiliriz bunu. Operasyon yönde bu olabilir. Bu konuyla PKK kamplarıyla ilgili konuyu biraz açalım. Çünkü PKK'nın
kamplarına girmesi düşünülen bir güç değil oradaki konuşlandığından. Yani zırhlı birlikle sizin PKK kamplarına girme şansınız yok. Zaten PKK kampları da çok mobil, yani şey evet, değil zaten yani, duran şeyler değil. Zırhlı birlik nakledilen birliğin, Silopi'ye gönderilen birliğin zırhlı birlik olduğunu, işte topçu birliklerin olduğunu düşünürsek bu çok da gerçekçi bir şey olmuyor. PKK kamplarına tanklarla gidebilmek çok, onun için ben daha ziyade belli üsler kurulabilir diye ben düşündüm yani, çünkü, şey olarak. Çünkü telafere yapılacak mi? Bir harekat söz konusuysa zırhlı birliği kullanabilirsiniz. Hı hı. Zaho'dan aşağıya doğru inecek şekilde baraj göleti var orada. Şahap Barajı, onun bir tarafından inip telafere ancak zırhlı birliklerle ve çok kısa sürede gidebilirsiniz. Çok kısa sürede müdahale etmeyi gerektirecek şartlar ortaya çıktığında müdahale edecek bir birliktir o. Zırhlı tamam. birlik. Peki. Nihat Ali Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Caydırma mı, ötesi mi? Sevkiyat. Şimdi yani bunun iki boyutu var tabii. Siyasi olarak bir listeyi uzatabilirsiniz. Yani Türkmenlere mesaj gönderirsiniz. İşte Irak Başbakanlığı'na gönderirsiniz. Farklı farklı siyasi içerik kazandırabilirsiniz. Ama benim şahsi kanaatim, görebildiğim kadarıyla burada tabii güvenlik ortamının ne kadar kaotik olduğunu biliyoruz ve bu kaotik ortamda da, bir ortamın merkezinde de Türkiye'nin 500 kişilik bir birliği bulunuyor biliyorsunuz. Yani Başika'da eğitim amacıyla gitmiş. Dolayısıyla eğitim amacıyla gittiğinizde normal bir muharebe tertiplenmesinden öte, yani bir askeri eğitim merkezindeki birliklerin halinde duruyorsunuz. Yani daha çok hedef olabilecek nitelikte falan. Rakamlar da çok büyük değil, yani 500 kişilik bir birlik öyle çok da büyük değil. Böylesine kaotik bir güvenlik ortamında, çünkü bir tarafta Irak ordusu var. Bir tarafta biliyorsunuz işte Haçlı Şabi olarak tarif edilen farklı grupların oluşturduğu disiplini zayıf emir komutasının tek olmadığı, nehirde ne yapacağı çok belli olmayan gruplar var. Öbür tarafta tabii Türkiye'nin siyasi pozisyonuyla ilgili olarak bu gruplarla ilişkili İran ve İran'ın bu anlamda yürüttüğü örtülü operasyonlar var. Yine havada kontrolü ve kimin ne yaptığını da bilmediğiniz bir iklim var. Dolayısıyla bu ülkenin 500 kişilik askeri bir birliği böylesine kaotik bir güvenlik sorunlarının olduğu ortamda duruyor şimdi. Şimdi Türkiye'nin bu aynı zamanda Türkiye'nin bir tabii bir anlamda da kendi prestiji bu birliğin orada durması. Şimdi şunu görüyoruz ki bütün bu gerilimler, rekabetler, tartışmalar ve şeylerin üzerinde, söylemlerin ötesinde bu buradaki askeri birliğe yönelik herhangi bir faaliyet olabilir. Yani bir saldırı da olabilir ya da bunların bir kısmı rehin alınabilir, bir kısmı işte umarım olmaz şehit edilebilir. Dolayısıyla bu Türkiye için yeni bir politik aşama, oradakiler için de ve Türkiye'de Türk ordusu için de ciddi bir risk demektir. Şimdi bunları risk altına atmak istemezsiniz. O yüzden bunların güvenliğini sağlayacak biçimde öncelikli olarak ve hızlı bir biçimde bunların güvenliğini sağlayacak, müdahale edecek bir kuvveti orada bulundurmanız gerekiyor. Benim kişisel kanaatim öncelikli olarak bu. Ama bunun yan çıktısı olarak Irak hükümetine de mesaj verirsiniz. Oradaki grupları da caydırmaya çalışırsınız. Ama bana sorarsanız öncelikli kaygı Başika'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının herhangi bir kötü durumla karşılaştığında onların yardımına gidebilecek kadar hızlı ve çevik bir birliğin burada bulundurmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. En azından fikrim bu. Peki şimdi yakın planın yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Son 15 dakikalık bölümdeyiz. Günün olayı da sabahtan bu yana işlenilen ve en son olarak şunu söyleyebilirim. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş Marmara bölgesinde bir cezaevine nakledilecekleri biliniyordu. Büyük bir olasılıkla da o Kandıra F tipi cezaevi olacak. Oraya götürüldükleri söyleniyor diyeyim. Amerika'dan da yine yeni bazı başka tepkiler de gelmeye başladı. HDP liderlerinin Türkiye'nin tutuklaması ve internet erişimini kesmesi derin endişe yaratmaktadır şeklinde. Kezban Hanım, iki eş genel başkanın tutuklanması siyaseten neyi değiştirecek? Yani tekrar söylüyorum, HDP Türkiye'nin üçüncü seçilmiş bir partisi, üçüncü sırada yer alan seçilmiş bir partisi olarak tabii ki Avrupa Birliği olsun, gerek Amerika olsun, uluslararası
normlara uymak zorundasınız. Uluslararası sözleşmelerde imzanız var. Uluslararası bir takım kurum ve kuruluşlara üyesiniz. Bu gelen tepkilerin, soruların gayet normal ve doğal olduğu kanaatindeyim. Kaldı ki bu ve buna benzer konularda Türkiye Cumhuriyeti de sorular soruyor. İşte Mısır'da olan bitenlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanımızın tepkileri, bir takım işte sorular yöneltilmesi, gene Uygur Türklerine yapılanlarla ilgili bir takım sorular sorulması da bizim de uluslararası sözleşmelere uygun olarak müdahale ettiğimiz birçok konu var. Libya'da olduğu gibi falan. Ne oluyor ikisi birden? Yani hiç kimsenin siyasetçi olarak suç işleme özgürlüğü yok. Hiç kimsenin özgürlüğü yok. Dolayısıyla bunları anlıyorum. Soruşturmaları anlıyorum. Terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığına yargı kararı verecek. Ama birçok ağır suçlar olduğunu da biliyorum. Ancak bu terörle mücadelenin yöntemi değil. Terörle mücadelenin yöntemi uluslararası dayanışmadır. Burada siz siyaseti dizayn ederken yargının da siyaseti dizayn etmeye yetkili olmadığının bir duruşunu göstermek zorundayız. Nitekim mecliste bu dokunulmazlık konusu gündeme geldiğinde bunun dönem sonunda uygulanacağını ve siyasete mani olmayacağı söylenmişti. Ama buna uyulmadı. Ben bunu tekrar ediyorum. Yanlış bir şey. Umarım itiraz edilecektir ve itiraz sonucu kalkacaktır diye düşünelim. Bir itiraz hakları daha var hukuken. Dolayısıyla bunu da aşarız. İşte böyle çok yönlü birçok bileşkenin bir araya geldiği, biraz önce de vurgulandığı gibi kaotik bir ortam içindeyiz. Bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan FETÖ denilen en büyük terörist ve ahlaksızla mücadele, devlet organlarının işte dinamizmini hemen hemen %50'sini felç etmiş bir sistem içinde çalışma, adliyelerin çalışma şekli ve şemali, diğer taraftan işte Cumhuriyet Gazetesi, bakan tüzel kişiliğe yapılan bir soruşturma derken gene sizin altyazılarınızda gördüğüm gibi tutuklama isteği. Bunların çok yanlış olduğu kanaatindeyim. Bunlar toplumda bir takım yeni mağdurlar yaratmamalı, yeni infialler, yeni toplumsal birlikteliğimizi, asgari müştereklerimizi zedeleyici, bundan çok daha önemlisi de demokratik kazanımlarımızı engelleyici bir takım sürece girilmemeli. Bu sürecin hukuk devletinin gereği, hukukun üstünlüğüne dikkat ederek ve hukukun gereğine titizlikle uyarak, kendi şahsi indiği fikirlerimizi bir yana bırakarak, hukukun gereği yapılarak çözülmesi kanaatindeyim. Dolayısıyla o zaman üstesinden gelebiliriz, her şeyi yapabiliriz. Özellikle bürokraside, bu özellikle FETÖ'nün temizlenmesi safhasında keyfi uygulamaların olmamasına dikkat edilmeli. Yeni bir mağduriyet, yeni bir mağdur kitlesi yaratılmamalı ve toplumda istikrarsızlığa, toplum içinde huzursuzluğa sebep olabilecek davranışlardan sakınılmalı diye düşünüyorum. Önümüzde uzun bir süreç var. Son derece dikkatli ve sağduyu gereği davranışlarımızı ona göre, sözümüzü ona göre ayarlamalıyız. Barıştan yana bir dil kullanmalıyız. Kin ve nefret, toplumda ötekileştirici dili asla kullanmamalıyız. Ve çok ciddi anlamda söylüyorum, nefret söylemlerinden özellikle medyanın, köşe yazarlarının ve Twitter'da dolaşan neydi belirsizlerin dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunlara da asla mahal verilmemeli diye düşünüyorum. Peki. Nihat Ali Bey, şimdi HDP'nin hareket alanını ve bundan sonraki adımını az önce konuştuk ama şimdi bugün ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimle gelen seçimle gider diye tepki gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de tutumunu tahmin etmek çok zor değil. Devlet Bahçeli'nin başkanlık ve idam konularında nasıl ilerlediğini de biliyoruz son zamanlarda. AK Parti'nin de hakeza öyle. Şimdi siyasette
Türk siyasetinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üçüncü parti olan Halkların Demokratik Partisi'nin iki eş genel başkasının bugün cezaevinde olmasının yarın meclise yansıması nasıl olacak? Şimdi buna cevap vermeden önce işte yabancı misyonların bu konudaki tepkilerine dair iki tane konu söylemek istiyorum. Bir tanesi Amerikan Büyükelçiliği'nin attığı Twitter'daki ifade. Türk hükümeti milletvekillerini tutuklamıştır diye yazıyor. Eğer bu basit bir tercüme hatası değilse bence bu biraz nezaket kurallarını, diplomasi kurallarını zorlayan bir ifade diye düşünüyorum. Çünkü son tahlilde hükümet tutuklamış değil. Bununla ilgili birçok spekülasyon yapabilirsiniz, eleştiri getirebilirsiniz ama sonuçta hakim karar vermiştir. Dolayısıyla bir ülke, başka bir ülkenin yapmış olduğu hukuki bir işlemi hükümet tutuklamıştır diye eğer ifade ediyorsa o zaman bence onun altında başka bir mana aramakta fayda var. O Twitter'a bir göz atacak olursanız. Diğer bir konu da Avrupa Birliği'nin bu konudaki verdiği tepki. Avrupa Birliği'nin bu konudaki tepkisinin salt Türkiye'deki bir grubun pozisyonunu ya da sorununu çözmeye yardımcı olmaktan öte kendi ülkelerindeki ortaya çıkabilecek bir takım radikal eylemleri, hadiselerin önünü alma konusundaki bence daha çok çabayla ilgili bir konu. Yoksa Türkiye çok sayıda bazı hadiselerle karşı karşıya geldiğinde ya da kaldığında yeterince güçlü bir ses verdiklerini sanmıyorum. Bakın biz bu konuyu konuşuyoruz ama bu sabah İnsanların yaşadığı bir yerde canlı bir bomba kendini patlattı. 9 tane yurttaşımız hayatını kaybetti. Bunların 7 tanesi de sivil ve yüzlerce de yüze yakında yaralı var. Yani tipik bildiğiniz tescil edilmiş bir canlı bomba terör eylemiydi bu. Ve biz bile bu kadar zaman konuştuk, o aklımıza bile gelmedi. Yani böyle bir hadise, böyle bir trajedi yaşadığımız. Dolayısıyla bu trajedinin bu işte bir ilişkisi var. Onu göz ardı etmemek gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi kulağa hoş geliyor. Tabii ki seçilmiş olan seçimle gider diye. Ama şunu söylemek lazım. Bunun hukukta bir yeri yok. Bu politik bir temenni. Yani seçilmiş olmak insanlara suç işlemek ya da bir suça karışmasına mani olmak konusunda hukuk kurallarının uygulanmasına engel bir durum değil. Yani insanlar seçilince peygamber mertebesine yükselmiyor. Seçildiğiniz zaman da insan olarak kalıyorsunuz, suçlarınızla, günahlarınızla, hatalarınızla yolunuza devam ediyorsunuz. Varsa hukuku ilgilendiren bir boyut, onunla da karşılaşacaksınız. Dolayısıyla bunu genel bir kural haline getirip ben seçildim, dolayısıyla bütün cezalardan mahsunum, bana hiçbir şey uygulanamaz diye bir mantık olmaz. Yani hiç mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir temenni olabilir ama eğer bunu politik bir aktiviteyi engellemek için yasanın kullanılması manasında da söyleniyorsa bunu genel bir kural haline getirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben kendi açımdan baktığımda en azından böyle okuyorum. Politik anlamda şüphesiz ki mecliste bir takım gerilimler, tartışmalar olmaya devam edecek. Büyük ihtimalle bu tartışma da yani bu işin de Türkiye'deki başkanlık seçimine de bir yansıması olacak. Çünkü bu operasyondan de en başta da söylediğim gibi memnuniyet duyan kesimler olacak. Dolayısıyla bu hareketin terörle mücadelede önemli bir boyut olduğunu düşünen, hükümetin bu politikalarını destekleyen, dolayısıyla da başkanlık seçimi ya da bununla ilgili tartışmalarda süreçte hükümetin elini güçlendiren bir şey argüman haline gelecek. Ama öbür tarafta söylediğimiz gibi bunun birden fazla negatif çıktısı da olacak. Umarım bu hareket ve diğer terörle mücadele şeyleri, girişimleri bir bütün olarak ele alınmış ve sonuçları ona göre belirlenmiştir. Peki. Son cümlelerinizi rica edeyim lütfen. Son söylemek istiyorum. Özellikle 15 Temmuz'da Türkiye ikinci bir yapılanma sürecine, devlet krizini aşma noktasına kararlıydı ve girdi. Burada FETÖ'yle, terörle ve dış politikayla mücadele gibi çok kritik süreçlere girildi. Eğer biz burada siyaset olarak ya da hukuk olarak hata yaparsak, gerek FETÖ'yle, gerekse terörle mücadelemizde, gerek FETÖ'yü, gerekse terörü oluşturan silahlı dinamikleri güçlendiririz. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin yapılan operasyonla işte Demirtaş'ın tutuklanmasını bu bağlamda tam açıklayamazsınız. Yani bu sefer ne oluyor? FETÖ'yle mücadele ya da işte diğer terörle mücadele konseptini de yurt dışındaki Türkiye'nin saygınlığı konusunda ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Biz bundan sonraki politikalarımızı bu manada gerek terör, gerekse diğer devleti tehdit eden unsurlara koz verecek bir şekilde üretmememiz lazım. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şu anda bu riski taşıyoruz diye düşünüyorum. Yani tansiyonu yükseltmeden yönetim
en büyük maharettir. Buna dikkat etmek gerekir. Ve özellikle de insanımız psikolojisi gerçekten çok hassas durumda. Bir defa geleceğe yönelik, kendi çocuklarının gerekirse toplumun geleceğe yönelik kaygılarının düşürülmesi gerekiyor. Bu inanın son yaşanan gelişmeler bunu insanın bireysel psikolojisinde çok ciddi etkiliyor. Bunu da yani mahallede, sokakta görebiliyoruz. Hep birlikte hem de. Sizin son sözleriniz. Ben HDP'li milletvekillerine karşı yürütülen bu hukuki eylemin değerlendirildiği, düşünüldüğü kadar 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığı için darp edilerek gözaltına alınıp sonra da tutuklanmış, özellikle yaş seviyesi de oldukça yukarıda olan bir takım üst düzey komutanların durumunun da aynı kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Darbeyle doğrudan ilişkisi olmayan, Fethullah terör örgütüyle doğrudan ilişkisi olmayan ancak bir şekilde ihmal nedeniyle veya dikkatsizlik, dikkate almama nedeniyle bu tür bir hareket içerisindeymiş gibi gözükenlerin de bugünlerde iddianame yazılıyor, yazılmaya başlandı çünkü. Ve tekrar tahliye duruşmaları yapılıyor. Ancak tahliye edilmeden tutukluk halleri devam ediyor. Doğrudan ilişkisi kesinlikle tespit edilememiş olanların durumunun da en az HDP'li milletvekilleri kadar dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Son bir şunu eklemek isterim. Siz zannediyorum merak ettiniz Nihat Ali Bey, Türk hükümeti tutukladığı gibi bir açıklama geldi Amerika'dan dedi. Bunun kim tarafından geldiğini aslında şu açıdan önemli. Çünkü Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği bu açıklamayı olduğu gibi Twitter adresinden kopyalayıp yayınladı. Onun sahibi de Amerikan Demokrasi ve İnsan Hakları'ndan sorumlu Bakan Yardımcısı Tom Malinowski demiş. Şöyle, Türk hükümetinin HDP liderlerini tutuklayıp internete erişimi engellemesi müttefik olarak bizi derinden rahatsız etti. Amerikan Büyükelçiliği de bunu, Ankara Büyükelçiliği de aynen yayınlamış. Tek kelimeyle skandal. Yani bırakın diplomatik bir dili, tek kelimeyle skandal demektir bu. Hem de diplomatik bir skandal. Neden? Ötekisi söyleyebilir. Çünkü görüyoruz o diplomatların hali pürmelalini, hiçbir şeyden haberleri olmayan bir şeyle, bilgisizlikle her şeye müdahale ediyorlar. Sonuçta öyle miydi cevaplarıyla karşılaşıyoruz. Ben bunların örneklerini çok verebilirim vakit olsa. Ama bir büyükelçinin böyle bir tweet'i yapması, bu kaçıncı yani skandal? Kendisinin herhalde dışişleri tarafından uyarılması gerektiği kanaatindeyim. Bu çok yanlış bir şey. Hükümet ne yapabilir? Tepkileri de, hükümet tepkileri, yargıya tepkileri nasıl de müdahale edebilir? Takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum katkılarınız için programıma. Kezban Hatibi, Savaş Biçer, Tarık Çelenk, Nihat Ali Özcan. Yakın Plan'ın sonuna geldik efendim. İyi geceler. Birazdan saat 23'te gece bülteni başlayacak.